Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir, şöyle anlatmıştır. Deriden yapılmış bir çadır içinde 40 kadar kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Bir çadırda 40 kişi. Büyük bir çadırda değilmiştir herhalde. Demek ki sıkışık vaziyette Efendimizin etrafında halelenmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize siz Müslümanlar cennetliklerin dörtte biri olmaya razı mısınız diye sordu. Yani siz ümmeti Muhammed cennetliklerin dörtte biri olmaya razı mısınız? Cennetliklerin dörtte birisi siz olsanız. 124 bin peygamberin ümmeti dörtte üçü, bir Muhammed ümmeti dörtte biri. Biz evet dedik ya, bu büyük bir şey yani. O kadar insanlığın içerisinde bizim dörtte biri oluşturmamız güzel, razıyız. Efendimiz cennetlerin üçte biri olmaya razı mısınız buyurdu. Evet dedik, üçte bir daha iyi yani, daha çok arttı. Üçte bir, çok kişi cennete girecek demektir bizden. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in canı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben sizin cennetliklerin yarısı olacağınızı umarım. Ne büyük bir müjde hakikaten. Ümmet-i Muhammed'in ufak bahanelerle, basit amellerle çoğunun cennete gireceğini ve bütün insanlık yarısı bir tarafa, diğer yarısı Ümmet-i Muhammed bir tarafa. Efendimiz böyle olacağını umarım. Çünkü cennete Müslüman olmayan kimse giremez. Siz müşriklere nispetle kara öküzün derisindeki beyaz benek ya da kızıl öküzün derisindeki siyah benek gibisiniz buyurdu. Yani kafirlerin çoğunlukta olması, Müslümanların azınlıkta olması, Müslümanların hemen hemen tamamının cennete gireceği anlamına geliyor. Tabi iman olduktan sonra eninde sonunda cennete girecek ama baştan da belki hesapsız cennete gireceklerin çok olacağı anlamına geliyor. Sayılarını ancak Yüce Rabbimizin bildiği peygamberlerin her birine kendi zamanlarında inanan herkes cennete girecektir. Bu sebeple de başlangıçtan beri geçmiş olan peygamberlerin ümmetleri elbette büyük bir yekûn oluşturmaktadır. Pek çok peygamber geçmiş, her birisinin ümmetleri kalabalık. İşte sevgili peygamberimiz bu hadis-i şeriflerinde kendi ümmetinden olanlar ile kendisinden önceki peygamberlerin ümmetlerinden cennete girmiş olanların miktarı konusuna açıklık getirmektedir. Söze soru sormak suretiyle ve daha düşük orandan başlaması sonuçta açıklayacağı hakikate oradakilerin dikkatini çekmek ve vereceği müjdenin büyüklüğüne işaret etmek içindir. Konuyu daha iyi anlayabilelim, zihnimizde tasvir edebilelim, tasavvur edebilelim diye Efendimiz dörtte bir çok, üçte bir daha iyi, yarısı o daha büyük. Bunu böyle yavaş yavaş tasavvur edebilmemiz için böyle bir soruyla dikkat çekerek başlamış. Cennettekilerin dörtte biri, sonra üçte biri olmaya razı olan ashab-ı kiram hiç şüphesiz bu oranların çok büyük rakamlara varan bir miktarı oluşturduğunu biliyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz onlara daha büyük bir ümit kapısını araladı. Ve sizin cennetten yarısı olacağınızı umarım buyurdu. Bu Muhammed ümmeti için gerçekten çok büyük bir müjdedir. Zira cennetlerin bir yarısı bütün ümmetlerden, diğer yarısı ise sadece ümmeti Muhammed'den oluşacaktır. Bu Müslümanların cenneti dolduracakları anlamına gelmektedir. Hatta daha başka kaynaklardaki bazı rivayetlerde bu oran 3'te 2'ye veya 120 saflık cennet ehlinin 80 safını Müslümanların teşkil edeceği şeklinde açıklanmaktadır. 3'te 2'si ümmeti Muhammed. Bu ise hiç şüphesiz daha büyük bir müjdedir. Hadisin son cümlesindeki siyah öküz derisindeki beyaz benek veya beyaz öküz derisindeki siyah benek benzetmesine gelince bu cennetliklerin yarısını teşkil edecek olan ümmeti Muhammed'in dünyadaki müşriklere oranıdır. Müşriklerin sayısının inananlardan çok fazla olduğunu göstermektedir. Bu beyaz benek benzetmesi sadece o mecliste bulunan 40 kişilik sahabi topluluğunun veya bütün sahabilerin müşriklere oranını da gösteriyor olabilir. Her iki halde de İslam imanına sahip olanların kıymeti anlatılmış olmaktadır. Bu da biz Müslümanların büyük bir ümit içinde yaşamamız ve cenneti ummamız için yeterlidir.
Hadisten öğrendiklerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetini ümitli olmaları konusunda çok farklı yollarla müjdelemiş ve bilgilendirmiştir. 2. Muhammed ümmeti imansızlar cephesi içinde küçük bir topluluğu temsil etmekte ise de cennetliklerin yarısını oluşturacaktır. Bu da onların hem tamamının cennete gireceği anlamına hemen tamamının cennete gireceği anlamına gelmektedir.